Efendim, bir anne-baba aramızda arkadaşlarım da dedilerken yani o kadar çok ağlıyorlar ki dediler. Aslında biliyorsunuz yarın itibariyle bir tane kaybımız var şüpheli bir kayıp onu dile getireceğim. Bir de tabi Gökhan'ın Gökhan'la ilgili araştırmalarımız soruşturmalarımız devam ediyordu biliyorsunuz mühendis Gökhan Atakan'la ilgili. Yarın aile burada devam edeceğim. Bölük bir olmasın, bozulmasın diye. Bu kayıpları da göstermek istiyorum. 25 yaşındaki Zeynep Ulaş. O da 30 Ağustos Cuma günü Balıkesir Gönel'den kaybolmuş. Evet. evet. Ee, aslında kaybolmuş mu kaçmış mı? Ta yani bilmiyorum. Bence kaçmış demeniz lazım ama siz bilirsiniz. Ee, bu hanımefendi evli iki çocuklu. Salça yapmak için annesinin evine gidiyor. Evet, tabii tabii. Sonra ee, evden gidiyor sizin evden. Evden gel, gitti. Heh, akşam bulunca evden yok. kaçmış gitmiş. Fakat Şimdi, pardon kaybından sonra kızınızı bulduk eve dönmesi için ikna edeceğim diyen 45 yaşlarında bir yakın köylüleri var. Aycan Gündoğan. Ailede ondan diyor ki herhalde bizim kızımızı o kaçırdı götürdü ki boynu bizi arada oyaladı. Buyurun Naci abicim siz anlatın. Şimdi cuma günü tarladan geliyorum. Ayaklarım çamurla, çiftçiyim. Ayaklarımı yıkıyorum. Akşam ezan saati. Benim kızım evde torunlarım evde. ...ha torunlar da sizde... E, ...torunlar da bizde salça yapmak için... ...annesine yardım etmek için getirdik... ...salı günü getirdim... <laughs> ...salı, çarşamba, cuma... ...akşam ezan zamanı geldim tarladan... ...kızım dedim... ...damat aradım mı dedim... ...Onur Ulaş... ...mesaj attı bana dedi... ...ondan sonra ben ayaklarımı yıkadım... ...pantolumu ayağıma... ...çoraplarımı giydim... ...kahveye giderken... ...canım babacığım... ...biricik babacığım bana... ...bana da sağlık... ...ondan sonra... Ben kahveye gittim. Bir çay içmeden anım aradı beni. Çabuk eve geldi dedi. Geldim nerede Zeynep? Zeynep değil, Zeynep yok. Nerede yok? Koyunlarım var. Sayın lambaları taktım. Ben kendime kıyar bir şey olur diye ama anede kavga gürültü yok. uzun kuyu dediğimiz yer var. Kuyulara baktık. Jandarmaya haber verdim. Ha, siz belki canına kıydı falan ee, da değindi. korkumuz oydu. Allah korusun. Jandarmaya haber verdim. Jandarma geldi köyün kameraları var. Görmedik ki hangi arabaya bindiğini kameralardan Çıkmadı tak... mı hiçbir şey? Efendim? Hiçbir şey çıkmadı mı? Jandarmalar çıkaramadı köy kameralardan. Biz ondan sonra karakola gittik. Biz de ifade verdik hanımla beraber. Bir vatandaşın birinden yani görmediğimiz için suçlamadık. Tamam yani siz Devleti ben şunu günü... söyleyeceğim Naci abi. Süre geçiyor da Hı. siz 30 Ağustos'tan bu yana kızınızdan hiç haber aldınız mı? Biz değil. alamadık. Sadece abisine Heh. mesaj atmış. Yarın ben seni arayacağım. Geleceksin alacaksın diye. Yani abisi... aslında haber aldınız yani. O Kız kadar mesaj haberimiz attı. haberimiz var. Ee, Konuşabildiniz a... mi? Konuşma yok. Mesaj. Konuşma da yok. Bu arada Onur damadınızla telefon attınız demiş. Evet. Eşi. Onur Bey günaydın. Günaydın. Ee, Onurcuğum sen eşini geriye istiyor musun? Efendim. Alo. Dinliyorum. İstiyor musun karını eve geri? Evet, istiyorum. Olmasam da çık çıkmasam istiyorum. Evet, istiyorsun. Peki niye gitmiş olabilir sence eşin? Sen bir aranızda bir sıkıntı mı vardı? Yok öyle kavgalı şey Hiçbir sıkıntımız yoktu. Sıkıntınız yoktu. Evet, ben de onu anlayamadım. Hiç seni aradı mı sonra gittikten sonra? Aramadı. Seni de aramadı. Sonra size birisi ulaşıyor. Ee, bu neydi? Aycan Gündoğan. 24 saat sonra yani bu akşam kayverdi değil mi? Tamam. Kaybeldi. Biz kimseden şüphelenmiyoruz. Baştan canına kıymıştır diyoruz. Ondan sonra nüfus kağıdı, torunların nüfus kağıdını bırakıyor, kimliğini alıyor, çıkıyor. Ondan sonra akşam üzeri benim bir özel numara arıyor. Alo, alo diyorum, yok. Ondan sonra 15 dakika içinde Aycan Gündoğan arıyor beni. Mağacı abi Zeynep kayıp. Kayıp be kardeşim. Hı. Ben yani 24 saat geçiyor. Kayıp be kardeşim. Ondan sonra ben torunlar nerede diye soruyor. Nerede olacak lan dedim. Torunlar benim yanımda. İki tane torunum var. Ondan sonra benim yanımda dedim. Telefonu kapıyor. 15 dakika sonra yeniden arıyor. Mağacı gözün aydı. Ben seni kızını Ankara'da buldum. Ankara'da. Ankara'da. Ben şimdi Antalya'dayım. Antalya'dan çıkıyorum. Ankara'ya gidiyorum. Ya sen benim kızımı nasıl gideceksin Ankara'dan teselli edersem alacağım geleceğim. Ben de dedim köyden çıkıyorum Ankara'ya madem. asker arkadaşım var. Bu sizin neyiniz bu Aycan? 150 metre komşumuz. Ta incelerse akraba da sayılır. Evli mi? Bekar. 45 yaşında adam. Ondan sonra bana diyor sen Ankara'ya gelirsen sana kompas kurulurlar diyor kumpas, kurarlar diye. Ben de göreceğim de e <laughs> diye alacağım gerisi geriye <laughs> diye. Bu Aycan'ın akıl sağlığı yerinde mi normal mi? Vallahi yani şimdi yani benim kızım 2005'te ee, 2005 telefonu aldık biz ona 138 mi 139 bu yüzde 78 telefonu bana göre benim zihnimde yani bu basının malını mülkünü bana lazım değil. Gitti Antalya'da yaşantı yaptı, şey yaptı, harcadı kendini. Hani kendine sağlıklı bir değil bence. <laughs> tamam bakalım bir... biz şeyde ulaşalım bir Aycan Bey'e de. Telefonu kapalı mı? Hayır Aycan Antalya'daki Aycan Balıkesir'deki Balık kaybı nerede görüyor Ankara'da olduğunu buluyor evet. e sonra, sonra... gitti mi zaman gitti Ankara'ya? <laughs> gittim karakola gittim haber vermek için. Hayır, hayır. Aycan gitmiş mi Ankara'ya? Bilmiyorum. E, aramadın e, mı bir daha? E, bir daha bana aramadı. Biraderin oğlunla karakola gittik. Ha karakolda e, uzman, az subay. Ondan sonra bir iki saat sonra fikir değiştirdi. Zeynep balık kesir, bandırma, erdek, biga demeye başladı. Köy muhtarımızı biz karakoldan döndük. Vazgeçtik Ankara işinden. Karakoldan döndük. Köy muhtarımıza mesaj atmış. Ben pek anlamam. 25 kilometre çevremizden mesajı Köy muhtarımıza. Bak ben şimdi şunu söyleyeceğim. Babasının malını yedi falan. Ya, bence yedi, ye, akıllı ye, değil. Ben de, ondan bahsetmiyorum. Ha, hani biliriz de biz birbirimizle ha, aynı köyde. Nasıl hiç evlendi mi? Evlenmedi. Niye evlenmedi? Ne bileyim nasibi düzelmemiştir, evlenmemiştir. Tamam biz. neyse evet. dur onu ben seninle yayın sonrası konuşacağım Hı. şimdi. Yayında konuşmayalım. Tamam buradan da biz Aycan Bey'e seslenelim. Aycan Bey telefonunuz kapalıymış. Nerede olduğunu biliyorsanız bizi arayın. Hı. Ama tabii ona gelene kadar. Zeynep'ciğim inşallah sen bizi izliyorsundur. Hı. Bak gerçekten çocukların da bu insanlarda kalmış. Tamam kendi torunları ama iki gözü iki çeşme ağlıyorlar ne günlerdir burada. Da, Lütfen neredeyse bir, bir haber ver. Da. Şuradayım de. E, bak eşin telefonu attığımızda diyor ki istiyoruz onu diyor. Hani kaçıp gitmeyi de hiç doğru ya. bulmuyorum açıkçası. Sevda koydum adını. Sustum içimde çığlık.